Masal keyfi. Merhaba, bugün sizlere bu yatağın nasıl yapıldığını anlatacağız. Bu yatağın geçtiği sahnelere kısaca bir göz atalım. Keşke bu kadar çirkin olmasaydı. Oh, çok özlemiştim. Çok mutluyum. Gerekli malzemelerimiz makas, kalemler, falçata, yapışkan kağıt, silikon tabancası ve de ayakkabı kutusu. Öncelikle ayakkabı kutusunun yan yüzeylerinin kalıbını çıkartalım ve yapışkanlı kağıdımızı keselim. Kutunun yan yüzeylerine yapışkanlı kağıdımızı yapıştırıyoruz. Kutunun iki uzun yan yüzeyine ve bir kısa yan yüzeyine yapışkanlı kağıdımızı yapıştırıyoruz. Diğer kısa yan yüzeye yapıştırmaya gerek yok çünkü buraya yatak başı gelecek. Kutunun kapağını bu şekilde koyarsak yatak başını oluşturabiliriz. Buralardan keselim ve düzenleyelim. Evet, bu şekilde daha iyi oldu. Şimdi buralardan keserek şekil verelim. Hayalimdeki yatak başının hatları bu şekilde gelse güzel olabilir. Ama böyle çizersem simetrik olmaz. O yüzden A4 kağıdına çizsem daha iyi. Kağıdı karton boyutuna göre ayarlıyorum ve de orta noktasını belirliyorum. Kağıdımı orta noktadan ikiye katlıyorum ve daha sonra şeklimi çiziyorum. Çizdiğimiz yerden makasla keselim. Şekil verdiğimiz kağıdı kartonun üzerine koyalım ve de kalın uçlu bir kalemle hatları belirleyelim. Yatak başını kaplayacağımız yapışkanlı kağıda da şeklimizi verelim. Yapışkanlı kağıdı kestik ve kartona yapıştırdık. Daha sonra da kartonu kestik. Bu kartonun üzerine şu şekilde kumaşımızı koysak gayet uyumlu olur diye düşünüyorum. Yapışkanlı kağıt kumaşın üzerine gelecek şekilde kartonumuzu koyuyoruz. Ve de kumaşı kartonun kenarlarına silikon tabancasıyla yapıştırıyoruz. Kenarlardan keserek yapıştırmaya devam edelim. Ve yapıştırma işlemimiz bitti. Nasıl? Gayet güzel değil mi? Hazırlamış olduğumuz yatak başını kartona yapıştıralım. Yatağımız büyük ölçüde şekillendi. Şimdi yatak örtüsüne geçelim. Yatağın üstüne kumaşımızı yatırıyoruz. Daha sonra tükenmez kalemle ölçüsünü alıyoruz. Yatağın ölçüsüne göre kestiğimiz kumaşa tül yapıştırıyoruz. Tül ile kapladığımız kumaşı silikon tabancasıyla yatağa yapıştırıyoruz. Yastık yapılışını birazdan anlatacağım. Bu kumaşlardan yatak örtüsünü oluştursak bence güzel olur. Bunu koyalım. Üzerine desenli kumaşımızı koysak. Bunun üzerine de bu şeritlerden yapıştırsak. Gayet güzel olur. İki küçük kumaşımızı yapıştıralım. Ve çevirelim. Şimdi de desenli kumaşımızı yapıştıralım. Evet, bu şekilde yapıştırıyoruz.
ve de kumaşımızı açıyoruz. Şimdi ütüleyip gelelim. Ütüleme işleminden sonra şerit kısımları yapıştırıyoruz. Yatak örtümüzün tasarımı bitti. Şimdi yastık yapmaya geçelim. Ölçüsünü aldığımız kumaşı iki yan taraftan yapıştırıyoruz. Yapıştırdığımız kumaş kuruduktan sonra ters çeviriyoruz. İçerisine kumaş parçaları dolduralım. Açık ucunu silikonla yapıştırarak katlayalım. Kat yerine süslü şeridimizi yapıştıralım. Yastığımız hazır. Yatak örtüsü takımı için bundan iki tane olsa daha iyi olur. Son olarak yatak başına boncuk çiçeklerimizi de yapıştıralım. Ve yatağımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Masal keyfi.